yer alan Türkçe sorularını birlikte çözümleyeceğim arkadaşlar. Hemen birinci soruyla başlayalım sorumuzun çözümüne. Birinci soruda bize vurmak sözcüğü aşağıdakilerin hangisinde olumsuz yönde etkilemek anlamında kullanılmıştır diyor sorumuzda. Hemen şıklara baktığımızda arkadaşlar anlamının olumsuz yönde etkilemek anlamında kullanıldığını soruyor. Cevabımız arkadaşlar tabii ki burada C şıkkı olacak. Yeni yolun açılması eski yol üzerindeki benzinlikleri vurdu. Yani benzinlikleri olumsuz yönde etkiledi olacak. O yüzden cevabımız C şıkkıdır. İkinci soruya baktığımızda altı çizili söz öbeğinin bu cümleye kattığı anlam aşağıdakilerden hangisi olamaz? Tipik bir Selçuklu şehri olan Sivas'ı gezerken günlük yaşamda tarihin iç içe olduğunu görebilirsiniz. İç içe olmak. Hangisi olamaz diyor arkadaşlar. Birbirine karışmak olur. Bir bütün olmak olur. Aynı noktada buluşmak olur. Ama karmaşık hale gelmek olmaz. O yüzden cevabımız D şıkkıdır arkadaşlar. Üçüncü soruya geldiğimizde numaralanmış cümlelerdeki deyimlerin hangilerinde üzüntü anlamı vardır diyor. Cevabımızı vermeden önce bir deyimlerin altını çizelim. Kendini paralamak, kendini harap etmek, kendini yiyip bitirmek, kaybediyorum deyimleri kullanılmış. Burada da üzüntü anlamı veren deyimlerimiz ikinci cümledeki kendini harap etmek ve üçüncü cümledeki kendini yiyip bitmek deyimleri olacaktır. O yüzden cevabımız C şıkkıdır arkadaşlar. Bu ikisinin de anlamı üzüntü anlamındadır. Dördüncü soruya geldiğimizde boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilirse metnin anlam bütünlüğü bozulur diyor. Arkadaşlar, soruyu okumadan önce şıklara bir bakmanızı istiyorum ben sizden. Çünkü halbuki ancak ve oysa bağlaçları kullanılmış şıklarda. Arkadaşlar halbuki ancak ve oysa bağlaçları düşüncenin yönünü değiştiren bağlaçlardır. Ama çünkü bağlacı sebep belirten, çünkü bağlacından sonra mutlaka bir sebep gelir arkadaşlar. Yani metni okumadan önce direkt şıklara bile baktığımızda cevap ortaya çıkıyor ama biz anlam bütünlüğünü bozanı bulacağımız için cevabımız da A şıkkı olacağı için çünkü getirip anlam bütünlüğünü nasıl etkilediğini size göstermek istiyorum. Sürekli göç veren ilçemizin sessizleşmesinin en önemli sebebi elbette ekonomik sıkıntılar. Çünkü ilçemiz ziyaretçilerin beğenisine sunulacak eşsiz doğal değerleri sahip, kısa zamanda turizm yoluyla bir kalkınma sağlamak mümkün. Tabii ki burada açıklama belirtmediği için cevabımız A seçeneği olacaktır arkadaşlar. Anlam bütünlüğü bozulmuştur. Yargılarından hangilerine kesinlikle ulaşılır? Çok sevdiğim şehirlerden biri olan Erzurum'u bir kez daha gezecek olmaktan mutluluk duyuyorum diyen biriyle ilgili. Erzurum'dan başka şehirleri de gezmiştir. Erzurum'u ikinci kez gezecektir. Sevdiği başka şehirler de vardır. Kesinlikle doğrudur dediği için arkadaşlar benden bir kesinlik istediği için cevabımız yalnız 3'tür. Neden 1 ve 2 olamaz? Hemen açıklayalım. Erzurum'dan başka şehirleri de gezmiştir diyor. Çok sevdiğim şehirlerden biri olan Erzurum'u bir kez daha gezecek olmaktan mutluluk duyuyorum. Ben burada Erzurum'a geleceğini biliyorum. Erzurum dışında başka şehirlere de gideceğini bilemem arkadaşlar. Erzurum'u ikinci kez gezecektir. Bu da net değildir. Belki Erzurum'a üçüncü, dördüncü ya da beşinci gelişidir. O yüzden cevabımız Bursa olacaktır arkadaşlar. Numaralanmış özdeişlerden hangileri anlamca birbiriyle çelişmektedir diyor. Çelişmek demek birbirinin zıttı olan cümleleri soruyor bize arkadaşlar. Bilgisizliğini ortaya koymaktansa saklamak iyidir. İnsanın bilmediği bir şey için bilmiyorum demesi de bir ilimdir. Birinde bilgisizliğini ortaya koymaktansa saklamak iyidir deniliyor. Diğerinde ise insanın bilmediği bir şey için bilmiyorum demesi de bir ilimdir diyor. O yüzden anlam olarak birbiriyle çelişen ifadeler 1 ve 4 özdeişleridir arkadaşlar.
Yedinci soruya geldiğimizde, bu konuşmaya göre Selvi'nin içinde bulunduğu durumu aşağıdakilerden hangisi en iyi tanımlamaktadır? Suat, bence hayata bakış açını değiştirmelisin. Selvi, ama ben böyleyim, değişemiyorum, keşke değişebilsem. Pastanın biteceğinden korkarak tadını alamıyorum. Bu cümleyi en iyi tanımlayan ifade hangisidir denildiğinde A'da iyi başlayan bir şeyin iyi sonuçlanmayacağını düşünmektedir. B'de mutlu olduğu zamanlarda üzücü anılarını hatırlamaktadır. C'de bir işin sonunda hayal kırıklığına uğramaktan çekinmektedir. D'de ise olumsuz düşünceleri güzellikleri yaşamasına engel olmaktadır. Tabii ki arkadaşlar, pastanın biteceğinden korkarak tadını alamıyorum ifadesi olumsuz düşünceleri güzellikleri yaşamasına engel olmaktadır ifadesiyle tanımlanır diyebiliriz. Sekizinci soruya geldiğimizde, bu metindeki altı çizide sözle anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir? Balzac, yazmakta olduğu romanda geçen kahramanın ağır bir hastalığa yakalanmasına çok üzülüyormuş. Bunu öğrenen bir dostu, kurgu senin değil mi? İyileştiriver deyince Balzac, ben romanın kaderini değiştiremem diye cevap vermiş. Romanın kaderini değiştiremem. A şıkkında roman yazarı tasarladığı ana kurgunun dışına her istediğinde çıkamaz. İşte romanın kaderi demek, roman yazarının tasarladığı ana kurgu olduğu için canlarım, cevabımız A seçeneği olacaktır. Dokuzuncu soruya geldiğimizde, bu iki cümlenin anlamca doğru bir biçimde birleştirilmiş hali aşağıdakilerden hangisidir diyor sorumuzda. Tesla'nın bulduğu dalgalı akım, Edison'un önceden keşfettiği doğru akımdan çok daha üstündü. Doğru akım uzun mesafeleri aktarıldığında telleri eritiyordu. A şıkkı olacak cevabımız arkadaşlar. Bakalım birleştirilmiş haline. Tesla'nın bulduğu dalgalı akım, Edison'un önceden keşfettiği uzun mesafeleri aktarıldığında telleri eriten doğru akımdan çok daha üstündü. Cevabı bizim bu iki cümlenin en güzel şekilde birleştirilmiş halidir. 10. soruya geldiğimizde, bu metinde asıl anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir diyor. Bir çiftçinin baltası kaybolmuş, çiftçi komşusunun oğlundan şüphelenmiş. Çünkü çocuk bir hırsız gibi yürüyor, davranıyor ve bir hırsız gibi konuşuyormuş. Çiftçi ertesi gün baltasını aletlerin arasında bulmuş. Daha sonra komşusunun oğlunu arkadaşlarıyla oynarken görmüş. Çocuk bütün arkadaşları gibi yürüyor, davranıyor ve onlar gibi konuşuyormuş. Asıl anlatılmak istenen, yani bu parçadaki ana fikir bize soruluyor arkadaşlar bu soruda. Tabii ki cevabımız Denizli olacak. İnsan nasıl düşünüyorsa hayatı ve insanları öyle algılar bizim doğru cevabımızdır. 11. soruya baktığımızda, bu metinde vurgulanan düşünce aşağıdakilerden hangisidir? Arşimet, acaba bu kap suyun üzerinde nasıl duruyor diye düşünmeseydi ve suyun kaldırma kuvveti yasasını bulmasaydı bugün koca koca gemiler suyun üzerinde yüzdürülemezdi. Veya insanoğlu kuşların nasıl uçtuğu sorusu üzerine kafa yormasaydı dev gövdeli uçaklara biniyor olamazdık. Her buluşun arkasında kafasına bu tür soruları takıp bunlara cevap arayan insanlar vardır diyor metinde. Vurgulanan düşünce burada cevabımız. Adana'da tabiat olayları bilimsel gelişmeleri ilham vermiştir diyor. Buluşlar ancak uzun süren bilimsel araştırmalar sonucunda ortaya çıkar deniliyor. Buluşları doğuran insanın merak duygusudur. Denizli'de ise uygarlığı bilim insanları geliştirmiştir diyor. Tabii ki cevabımız C şıkkıdır. Buluşları doğuran insanın merak duygusudur. 12. soruya geldiğimizde, düşüncelerini bu şekilde dile getiren yazarla ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Bir kitabım okuyanı düşünmeye sevk etmezse, çabucak anlaşılırsa yazdıklarım kusurlu demektir. Okuyucular üslubumu basitleştirmemi isteseler de ben okuyucunun eserin üzerine kafa yormasını, gerekirse onu tekrar tekrar okumasını isterim. Eserlerimdeki yorgunluğun,
yoğunluğun, pardon, anlam çeşitliliğinin nedeni budur. Bu yüzden eserlerimin çok satılmamasını hiç önemsemiyorum cümlesinde hangisi söylenemez diyor. A şıkkında okurların ilgisini çekmeyen konulara değinir. Burada okurların ilgisini çekip çekmediğinden ziyade arkadaşlar üslupsal özelliği verildiği için yazarın hangi üslupla yazıldığının anlatıldığı için canlarım cevabımız tabii ki A şıkkı olacaktır. Bu metnin dil ve anlatımı ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Mevsim kış, ortalık soğuk. İstiyoruz ki bir helva sohbeti yapalım. Kış günlerine uygun düşer. Bildiğiniz helva, tahin helvası, kışın yenir. Yazın yiyene de yasak yok. Olsa da yesek diyenler vardır. Lezzeti güzeldir. Eskiden sohbeti de güzelmiş. Amaç sohbet, helva bahane. Tatlı yiyelim, tatlı söyleyelim deyip helva sohbetine bir giriş yapalım. Sabırla koruk helva olurmuş. Ama helva helva demekle ağız tatlanmazmış. Sohbet için sohbet ehli dostlar gerektiğini biliyoruz. Bu yüzden de helva eşliğinde tatlı sohbetler yapacak dostlar arıyoruz. Kısa cümleler kullanılmış. Evet, gördüğünüz gibi ilk cümleden itibaren kısa cümleler var. Olaya dayalı bir anlatım yapılmıştır. Hayır arkadaşlar, bu bir düşünce yazısıdır. Düşünce yazılarında da olaya dayalı anlatım yapılmaz. Özlü sözlerden yararlanılmış. Tabii tatlı yiyelim, tatlı konuşalım. Kişisel görüşlere de tabii ki yer verilmiştir. O yüzden cevabımız B şıkkıdır. 14. soruya geldiğimizde bu metinde düşünce akışını sağlamak için numaralanmış cümlelerden hangileri yer değiştirmelidir diyor. Saatlerde akrep ve yer kovan başladığı noktaya döner daima. Bu iki başlangıç arasında zaman akıp giderken sahneye farklı hayat hikayeleriyle insanlar girip çıkıyor. Çünkü eserin ilk bölümü olan, bakın burada bir sıkıntı olduğu çok belli. Başlangıç sona geldiğimizde karşımıza tekrar başlangıç adıyla çıkıyor. Ayşegül Genç, Kuğu Boynu adlı romanında saatteki bu mekanik düzeni model almış bence. Sevinçler, üzüntüler, yalnızlıklar, mutluluklar, kısacası hayatlarla yoğrulmuş hikayeler bunlar. Arkadaşlar, dediğim gibi okurken de böyle kendini belli ediyor şu kısım. Çünkü kısmı iki ile bağlanmayacak. Burada okuduğumuzda da farkına varıyoruz aslında. Burada değiştirmemiz gereken kısımlar iki ve dörttür. Bakalım değiştirip tekrar okuduğumuzda anlam bütünlüğü daha güzel sağlanmış oluyor. Saatlerde akrep ve yel kovan başladığı noktaya döner daima. Ayşegül Genç, Kuğu Boynu adlı romanında saatteki bu mekanik düzeni model almış bence. Çünkü eserin ilk bölümü olan başlangıç sona geldiğimizde karşımıza tekrar başlangıç adıyla çıkıyor. Bu iki başlangıç arasında zaman akıp giderken sahneye farklı hayat hikayeleriyle insanlar girip çıkıyor. Sevinçler, üzüntüler, yalnızlıklar, mutluluklar, kısacası hayatlarla yoğrulmuş hikayeler bunlar. O yüzden cevabımız B seçeneğidir. Bu metnin konusu aşağıdakilerden hangisidir deniliyor? Ticaret denince akla ilk gelen unsurlardan biri tabii ki sipariş edilen malın teslimidir. Tekerleğin ve kağnının icadı, atın evcilleştirilmesi, çok daha sonra buhar makinesinin icat edilmesi, gemi, tren, kamyon derken mesafeler kısalmaya, yük taşıma kapasitesi de artmaya başladı. Uçaklarla da malın teslim süresi en aza indi. Böylece pazarlama imkanları yaşanan şehrin ve ülkenin sınırlarını aşmış oldu diyor. Konusunu sordu metnin. A'da ulaşım araçlarının gelişimi, B'de alışveriş alışkanlıklarının değişimi, C'de icatların günlük hayatı kolaylaştırması, D'de nakliye araçlarının ticareti etkisi. Tabii ki cevabımız D şıkkıdır ki son cümlede bize bunu teyit ettiriyor. Böylece pazarlama imkanları yaşanan şehrin ve ülkenin sınırlarını aşmış oldu derken nakliye araçlarının ticareti etkisinden bahsetmektedir. Aşağıdaki kavramlardan hangisi bu metinde anlatılanlarla ilişkilendirilemez diyor sorumuzda. Ben eski sokakları arzuluyorum. Çocukluğumun geçtiği sokakları. O sokaklar yok artık. Ama en azından biz o sokaklarda yaşadık çocukluğumuzu. Ya bizden sonrakiler? Onlar günün birinde karşımıza çıkıp onlardan çaldığımız sokakları isterlerse ne yapacağız? Ne cevap vereceğiz onlara?
Arkadaşlar ilişkilendirilemeyeni sorduğu için özlem var, çocukluğuna özlem duyuyor. Teselli var ve kaygı vardır ama umut değil. Burada tam tersi bir umutsuzluk vardır canlarım. O yüzden cevap A şıkkı olacaktır. 17. soruya geldiğimizde bir mantık sorusu, mantık muhakeme sorusu. Bu bilgilere göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur diyor arkadaşlar. Ömer, Uğur, Yeşim ve Zehra sınır tanımayan doktorlar teşkilatı aracılığıyla gönüllü olarak Filipinler, Kamboçya, Mozambik ve Somali'de beslenme uzmanı, doktor, eczacı ve iletişim uzmanı olarak görev yapmaktadırlar. Bu kişilerin meslekleri ve görev yaptıkları ülkelerle ilgili bilinenler şunlardır. Herkesin mesleği farklıdır ve kişiler farklı ülkelerde görev yapmaktadır. Filipinlere giden kişi eczacıdır ve bu Yeşim değildir. Zehra iletişim uzmanıdır ve Mozambik'e gitmemiştir. Uğur doktor değildir ve Somali'de görev yapmaktadır. Hemen bir şehirleri yazalım. Filipinler. Sadece baş harflerini yazmamız yeterli. Kamboçya, Mozambik ve Somali. Bildiğimiz, net bildiğimiz bilgiye bir bakalım. Dört tane kişi var, dört tane şehir var arkadaşlar, dört tane de meslek vardır. Uğur Somali'de görev yapmaktadır diyor. O zaman Uğur'u Somali'ye alalım. Ama Uğur'un mesleği doktor değilmiş arkadaşlar. Mesleği orada bir boş kalsın. Zehra Mozambik'e gitmemiş, demek ki Zehra'nın dışında biri gidecek. Filipinlere giden kişi eczacıdır ve bu Yeşim değildir diyor arkadaşlar. Filipinlere giden kişi eczacı. Kişiyi bilmiyorum ama mesleğini biliyorum. Mesleği eczacı. Evet, Uğur doktor değildir ve Somali'de görev yapmaktadır diyor. Somali'ye Uğur'u gönderdik arkadaşlar. Mesleğinin doktor olmadığını biliyoruz. Uğur'u eledik. Zehra iletişim uzmanıdır ve Mozambik'e gitmemiştir diyor. Zehra Mozambik'e gitmeyecek, iletişim uzmanı olacak. Zehra'yı Kamboçya'ya gönderdiğimizde bir bakalım. İletişim uzmanı. Filipinlere giden kişi eczacıdır ve bu Yeşim değildir diyor. Yeşim olmadığına göre arkadaşlar, Filipinlere gidemediğine göre Yeşim'i Mozambik'e gönderelim. Geldik şimdi. Yeşim'in mesleği de ne oluyor arkadaşlar? Doktorluk olsun. Filipinlere giden kişi eczacıdır. Bu Yeşim değildir. Yeşim değilse ne kaldı? Ömer kaldı. Ömer Filipinlere gitti. Eczacı, Zehra iletişim uzmanı, Yeşim doktor. Hangi mesleğimiz kaldı arkadaşlar? Beslenme uzmanlığı kaldı. Böyle baktığımızda da cevabımız Yeşim'in mesleği doktorluk oluyor. Cevap Ceyhan oluyor. 18. soruya geldiğimizde arkadaşlar, bir ilimizin 2018 ve 2019 yıllarında aylık kuru yemiş ihracat miktarı grafikte gösterilmiştir. Bu grafiğe göre aşağıdakilerden hangisi söylenebilir diyor. 2018 Kasım ayı ve sonraki 2 ayın ihracat miktarı eşittir. Şimdi 2018 siyahla gösterilen kısım, 2019 da maviyle gösterilen kısımdır. 2018 Kasım ayı ve sonraki 2 ayın ihracat miktarı eşittir. Şimdi 2018'e baktığımızda, siyah kısma baktığımızda 2018 Kasım ayı ve sonraki ay ihracat olarak birbirine eşit olduğu için, bakın ok aynı yönde ilerliyor. O yüzden cevabımız A şıkkı olmalıdır. 19. soruya baktığımızda bu anket uygulamasına göre aşağıdakilerden hangisi kesinlikle doğrudur diyor. Hemen bakalım. 1840 kişiyle yapılan bir ankette yer alan sorular ve bu sorulara verilen cevapların dağılımı tabloda verilmiştir diyor.
A'da her zaman yapıyorum cevabını verenler yemek yapmayı aile büyüklerinden öğrenmiştir diyor. Her zaman yapıyorum cevabını verenler. Her zaman yapıyorum cevabı buradadır. Ama ben burada sadece 620 kişinin bu cevabı verdiğini bilebilirim. Ben burada bunu aile büyüklerinden öğrendiği yorumunu çıkaramam arkadaşlar. Bu yanlıştır. Yaş ilerledikçe yemek yapan kişi sayısı azalmaktadır. Hangi yaş aralığındasınız diye sorulmuş ve bize sayılar verilmiş. Ama ben buradan da yaş ilerledikçe yemek yapan, yani bu yaş aralığının yemek yapan kişi sayısı olduğunu bilmediğim için B'yi de elerim. 330 kişi yemek yapmayı 41-50 yaş aralığında öğrenmiştir diyor. 330 kişi bakalım yemek yapmayı 41-50, ama ben burada yemek yaptığını öğrenemem. Hangi yaş aralığında olduğunu öğrenirim. C'yi de eledim. Yemek yapmayı öğrenmiş kişilerden hiç yapmıyorum cevabını verenler vardır. Evet, yemek yapmayı öğrenmiş kişilerden hiç yapmıyorum cevabını veren toplamda 280 kişi olduğu için cevap Denizli'dir. Geldik arkadaşlar. 2021 LGS sorusunun sorularının Türkçe sorularının son sorusuna, kasa sorusu, meşhur o kasa sorumuzu yapmaya geldik arkadaşlar. Bakalım hemen. Buna göre kasa açıldığında op hangi sayıyı gösterir diyor. Yönlerini vermiş görselde, bir kasanın şifre mekanizması verilmiş sağ ve sol kısımlardan. Kasa şifre mekanizması üzerinde ok sağ ve sola çevrilerek açılmaktadır. Bu mekanizmada 30 birim çeyreği, 60 birim yarımı ifade etmektedir. Kasayı açmak için sıfır noktasında bulunan ok sırasıyla aşağıdaki önergeler takip edilerek hareket ettirilmektedir. Hemen başlayalım. Çeyrek tur sağ döndürünüz diyor. Sıfırdan başladım. Çeyrek tur neydi arkadaşlar? 60 birimi gösteriyordu. Pardon, 30 birimi gösteriyordu. O zaman çeyrek tur döndürdüğümüzde 30 birim ilerlemiş olduk. Bu birinci kısım. Yarım tur sola döndürünüz diyor. O zaman buraya geleceğim. Ve yarım tur döndürdüğümüzde ikinci kısımda oldum. 90'dayım. Bir de çeyrek tur sağa döndürünüz. Buradaydım zaten. En son geldiğim nokta burasıydı. Bir yarım dedim. Buraya geldim. Yine 30'a geldim. Üçüncü kısım burası oldu. Bir de çeyrek sağa döndüğünüz dediği için 60'tayım. 10 birim sağa döndüğünüz dediğinde arkadaşlar, 10 birim sağa döndüğünüz dediğinde ne oldu? 70'e geldim. Maalesef bu soruda arkadaşlar sağ yönünü karıştıran bazı arkadaşlarım 50'ye gitti, ama maalesef bu sorunun cevabı arkadaşlar Ceyhan'dır. Çünkü bu yönde hareket etmemiz gerekiyordu. O yüzden cevabımız ne olacak arkadaşlar? Ceyhan, yani 70 olacaktır. Beni dinlediğiniz için, çözümlerimi dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Kendinize çok iyi bakın. İyi günler diliyorum. Hoşça kalın.